Merhabalar, ben Kötü Kötü Ev ve Kasanın 32. 42. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm arada saçmalayabilirim çünkü şu an apartman boyanıyor ve her yer buram buram tiner kokuyor. Yani şu an kafam güzelken video çekiyorum. Evet, şimdi bu bölüm yapacağım şey de bana biraz interface lazım. Biraz. 8 tane bas yapalım. De 8 tane level emitter. Altı. Nasıl olur 8? Ben demin ki interface'i neden attım içeri? Çünkü o da gerekecek. Level emitter. Stick istiyordun. Stick'i otomatikleştirmedik daha. Stick'i de otomatikleştirmemiz lazım. Şimdi sol. Gel bakalım. Teşekkürler. Sana da teşekkürler. Ve sana da teşekkürler. Şimdi size ihtiyaç yok. Sen gel, sen gel, sen gel, sen gel. Ama 5 tane kablo, sen gel. Şimdi yapacağımız şey benim çok kullandığım bir otomatikleştirme yöntemi. 1, 2, 3. Tamam. Buradan başlarsak eğer. Şimdi burada bize lazım olanlar. Prosesör. Prosesörüm kalmamış. Bu sıkıntı bir şey. O zaman ne yapacağız? Bunlardan biraz pişirip, daha doğrusu öğütüp, quartz. Bunları da otomatikleştireceğiz zaten yakında. Şimdi bana 32 redstone ve 32 de gold lazım. Ve bir adet de yatak. Ve şuradan da anladığımız üzere nükleer reaktöre geçmek şu an birinci öncülüğümüz. Çünkü bu arkadaşlar hadi bakalım. Yeterli enerji üretemiyor. Şimdi bir tane mi? Neyse ilk katı yapalım en azından. Bu arada şu an yeterli enerji üretemelerin sebebi AI network'ümüz. Şu an hayvan gibi enerji tüketiyor. Evet. İnelim aşağı. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Ve sen gel. Bunları bu şekilde ayarlamamın sebebi sinyal yokken çalışacaklar ve sadece crafting yapacaklar. Sinyal yokken çalıp sadece craft yap.
Sinyal yok. Sadece craft. Sen de aynı şekilde sinyal yok. Sadece craft. Ve ardından level limiter. Sonrasında saniye. 1, 2, 3. Interface. Şimdi bu böyle yerleşsin. Emi network gene sapıttın, değil mi? Evet. Kesinlikle enerjiyi düzenlememiz lazım. Olmayacak böyle. Şu an Network'ümüz yetersiz enerji yüzünden yapabildiği şeyleri bile yapamıyorum zannediyor. Evet. Şimdi bize ne lazım? Bir adet iron plate. Bir adet. Aa, tamam. İkisinden de birer adet varmış. Şanslıyım. Iron plate ve steel plate. Tamam. Bu üçlü en çok kullanacaklarımız. Abi dörtlü pardon. Circuit ve sistemde iki stack circuit olmadıkça. Evet, bir stack circuit olmadıkça şimdilik bir stack yapalım. Sen de 30 32 tane advanced circuit. Sen bir stack iron plate. Sen de bir stack steel plate. Sürekli sisteme bunları yaptır. Evet. Bu otomatikleştirmeyi yapmamız lazımdı. Şimdi bakalım şu an yapabilecek mi? Ah, tamam. Bu gerekiyor. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Uranyumları işlemeye başlıyoruz. Ediliyor. Rock Crusher'a sokacağım. Saniye. Bu haldeyken inventörümü alırsam tamam, zehirlenmiyorum ama işimi de garantiye almak istiyorum. Ve FPS düşük olduğuna göre pek çok otomasyonu ve reaktörü falan filan bunların hepsini ve bu azalıyor. Anlaşılan şu an 3 fertilizer kullanıyorum. Ha, 2 fertilizer kullanıyorum. 2 fertilizer yetmiyormuş. Pipe. Hatta alttakini de devre dışı bırakalım. Evet. Uranyumlarımız işlerine dursun. Şu an herhangi bir zehirlenme var mı?
Yok. İlginç. Normalde zehirlenmem. Ya da işlenmiş haliyle mi? Evet, plütonyum. Ve önümüzdeki bölümle bu bölüm arası ben biraz reaktör araştırması yapacağım. O yüzden biraz gecikecek o bölüm. Ardından da reaktöre parçalarını craft edip hızlı bu bölümde craft etmeye başlayabiliriz. Eğer şu zırhımı geri alırsam. Bir saniye şu an. Circuit 3 olmuş. Neydin sen? Evet, reaktör. Nükleer reaktör yapacağız. Bunun için bize lead plate lazım. Ve senden 6 tane lazım. Bunun için de 3 tane lazım. O zaman senden toplam 'Ledimiz yetecek mi? Derdimiz şu an o. Sen, dur, alay smelter'dın sen. Sen dolusun. Sen boşsun. Ve şu sörtükleri yapmamışım. Ah, aslında dur, şu an bunu otomatik yaşamaya ihtiyacım yok. Workshop'ta craft edebilirim her şeyi. Çok yakında enerji sıkıntısı yaşayacağız. Onun için bunlar lazım. LED. Unutmadan. Saniye. Ve storage'ımızı da upgrade etmemiz şart. O da kesinleşti. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Extractor. LED. Senden 9 tane lazım, yani hesaplayamıyorum şu an. Bu kadar LED. Evet, Dance LED'e bakalım. O ne istiyor? Şunda 9 configuration'ında bir şey istiyor. Dokuz configuration nasıl yapılıyor? Screwdriver gel. Teşekkürler. Reaktörümüze tekrar gelelim. Dense LED plate. 4 tane. Ve geriye 4 tane LED'imiz kalıyor. Ah.
Aslında bir şey merak ettim. Sizleri direkt pişirebiliyor muyum? Hayır, pişiremiyormuşum. Neyse, Galeno bir saniye. Grain şu an işleyebilirim. Grinder bakalım özel sıvılarla bir şey sağlıyor mu? Daha fazla silver sağlıyor. O zaman ne yapıyoruz? Galeno'ları da Grinder'dan geçiriyoruz. Yay! Evet, ben bu bölümü bitirdikten sonra bugün da başka bir şey yapmasam daha iyi olur. Onu anladım. Ve yukarı çıkalım. Rockcrusher'a yakında buraya taşırım muhtemelen. Enerji üretim sistemini zaten MJ üretim sistemini zaten değiştireceğim. Lanet. Ops. Birkaç rock crusher malzemesini kaybetmiş olabilirim. Lanet, 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 lanet. İyileş. Evet, bir set daha Rock Crusher yapmam gerekecek. O zaman ne yapıyoruz? Quartzite. Quartzite'lar siz gidin. Uranyumlarımız. Plütonyum, yay. Bakalım bu bir işimize yarıyor muymuş? Hayır, yaramıyor. Plütonyum haliyle ne işimize yarıyor? Mox elde ediyoruz. Bunun dışında bunu elde ediyoruz. Sen nesin? Dense Iron Plate. Tamam. Ha. Kod. Evet. Değişmiş. Toryum. Toryum sen de kullanılmıyorsun anlaşılan artık. Bakalım işlenişin. Evet, Thorium da artık gereksiz. Bunu anladık. Bunları öğrendiğim iyi oldu. Quartzite bana ne veriyormuş? Hiçbir şey.
Runyon şu bu. Enriched uranium fuel. Bunun için uranyum. Ha, plütonyumla doluyormuş. Ha, dur. O MOX elde ediyor. MOX biraz daha sıkıntı bir arkadaş. Onunla uğraşamam henüz. Nasıl araştırabilirim? O yüzden şu an kesin bir şey yapmayacağım. Ve bu bölüm yapmayı planladığım başka bir şeyi şu an unuttum tamamen. Neyse, onlar orada hazırlanır dursun. Ben bir arkadaşa daha girişeceğim. Evet, bu arkadaş için bana bir Macerator ve şu yöne çıkış sağlaması lazım. Ve bir adet de Electrolyzer ve bir adet özel upgrade. O da Transformer upgrade. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Yapmış. Bu arada bir göt korkusundan önce bir şey yapacağım. O göt korkusundan. Şunu şuraya taşıyacağım. Ardından gold cable'larımı alayım. Teşekkürler. Ve bunu eğer direkt bu şekilde bağlarsam bu patlar. Fakat eğer şunu koyup bağlarsam ve geri çekilirsem patlamaz. Ve eğer içine bunu atarsam gördüğünüz gibi işler. Doğal olarak buna otomatik bir output da yapacağım ve iki overclock İki overclocker upgrade. Circuitlerimiz yapılıyor. Güzel. Overclocker upgrade'lerimizin durumda. Evet, template gerekiyor bunlar için. Burası. Şurada bir tane interface var. Böyle bir düzen bu arkadaş. Tamam, gösterdiğime göre kapatabilirim. Ah. Sen gel. Tamamdır. Quartzite. Sen burada dur. Şimdi bunun için kullanacağız Clay Dust. Özür dilerim. Bu arkadaş otomatik olarak clay dust'ları işleyecek. Aslında dur, düşünün de. Şimdi şunu öğretelim. Ve basitçe yapacağım şey şunun biraz tam tersi. Şu arkadaşa diyeceğim ki elinde 510 sistemde 512'den daha az, tabii bunu daha ileride arttıracağım. 512'den daha az clay kaldıysa sen dur. Siz durun. Daha çalışmayın. Bu basitçe. Bu bana sürekli lityum üretecek. Lityum ve alüminyum ve silikon. Asıl önemsediğim şey şu an bu. Silikonum yok. Ve Blast Furnace'ı da buraya taşıyacağım. Ama önce yapmam gereken önemli bir şey var. Bu arada şuna bakacak olursak eğer Galena, bu bize Silver ve Lead veriyor. Termal Centrifuge.
Termal direkt led veriyormuş. O zaman termal santrifüj mü yapsam? Termal santrifüj. Mining laser lazım. Bunun için de bu lazım. Bunun için de bu lazım. Yani bolca glowstone ya da endstone pişirmem lazım. Termal santrifüj biraz bekleyebilirsin. O zaman bu arkadaşın otomatik geçirmesini zaten tahmin etmişsinizdir. Şuraya bir interface, şuraya da bir bus ya da daha düzgün bir haliyle yerleştirelim. Upgrade'i hala duruyor, o yüzden şu an bunu koyarsam herhangi bir şey olmaz. Hatta içine öğüt çekmiş bir şey koyarsam gene bir şey olmaz. Ha, Great Tech makinelerinin öyle bir güzel yanı var. Şimdi sen şu yöne dön, tamamdır. Auto upgrade. Upgrade demişim. Auto eject. Silicon clay. Lithium sodium. Clay dust. Şimdi bana ve bu seslerden de umuyorum ki kurtulacağız. Evet, enerji hattımızı yeniden döşememiz lazım. Yeni Greytech enerji hattı biraz tuhaf çalışıyor. Evet. Upgrade'imiz hala hazır değil mi? Güzel. Bir tanesi hazır. Ben bir tane işimi görür şu an. Tamamdır, mükemmel. Huh. Şu son kalan böleğine or gel. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köftenin günler, iyi eğlenceler.